de mega projelerin yer aldığı İstanbul'a oldu. Yabancılar nereden ve neden Türkiye'den konut alıyor? Yanıtı için haber muhabiri Coşku Belet'e döneceğiz ve o da konuğuna soracak. Coşku, söz sizde. Evet, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisi son yıllarda özellikle arttı ve İstanbul birinci sırada en çok rağbet edilen yerlerden biri. Peki yabancı yatırımcılar neden Türkiye'yi tercih ediyor? İstanbul'da en çok hangi bölgeler rağbet görüyor? Bunu konunun uzmanıyla değerlendireceğiz. Nilüfer Kas, gayrimenkul danışmanı, yayın konuğumuz. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Teşekkür ediyorum. Hemen onu sormak istiyorum. Yabancı yatırımcıların Türkiye ilgisi neden bu kadar arttı? Aslında bu tarihi zirvenin, bugün gördüğümüz tarihi zirvenin ayak sesleri 2013 yılından itibaren duyulmaya başladı. 2013 bu yasa tasarısının kabul edilmesinden sonra yabancılar artık daha kolay burada gayrimenkul sahibi oluyorlar. Ve Türkiye sonuçta gerçekten şu güzelliğe baktığımızda ciddi anlamda kayıtsız kalınamayacak bir güzellik. İstanbul'un her bir köşesi. Hem ticari yatırımda hem konut yatırımında yabancılar İstanbul'u birinci sıraya koyuyorlar her zaman için. Yani Türkiye ekonomisinin de bir etkisi var elbette, değil mi? Tabii ki. Sonuçta Türkiye çok uzun zamandır güvenli bir liman olarak görünüyor. Özellikle gayrimenkul Türkiye'nin lokomotifi durumda, inşaat sektörü. Doğal olarak yabancılar da buna kayıtsız kalamadıkları için yatırımlarını özellikle gayrimenkulü artışlarında yüksek olması nedeniyle İstanbul'a yönlendiriyorlar. Peki İstanbul'da en çok hangi bölgeler tercih ediliyor? Daha çok mega projelerin olduğu yerler. Evet, mega projeler bir kere herkesin dikkatini çekiyor. Yabancı yatırımcıların da dikkatini çekiyor. Maslak bu anlamda en üst sıralarda yer alan semt diyebiliriz. Onun dışında Başakşehir, Beylikdüzü, Bahçeşehir, Ataköy Avrupa yakasında. Anadolu yakasında ise tabii bütün bu seçimlerde biliyorsunuz havalimanına olan mesafe de çok önem taşıyor ve toplu taşıma araçlarının yakınlığı, metro, havaray, bütün bu yatırımları etkileyen diğer faktörler. Fakat şunu özellikle belirtmek lazım. Boğaz'ın her iki yakası da çok önemli. Her zaman tercih edilen bölgelerden iki tarafı da özellikle. Mesela Sarıyer geçen yıl %28 bir gayrimenkul artışı sağladı. Anadolu yakasındaki Boğaz, şu anda bulunduğumuz güzergahta ise gayrimenkul artışı %31'ler civarında. Bu çok ciddi bir oran. Yani gayrimenkulü bir yıl içerisinde %30 değer kazanıyor. Gerçekten gayrimenkul her zaman özellikle yatırımcıların her ne kadar altın, döviz evet olsa da gayrimenkul yatırımcıların en önemli silahı olmuş durumda kazanmak isteyenler için. Peki en çok hangi ülkeler rağbet gösteriyor? Yani Orta Doğu'nun belli bir ilgisi var, bunu biliyoruz. Evet, son dönemde özellikle ticari yatırımlarda Arap Yarımadası'ndan çok ciddi bir yatırımcı geliyor. Artık gayrimenkul danışmanları arasında büyük yerler, arsalar, özellikle işte otel bölgelerine baktığımız zaman ya da büyük ofislerin olduğu büyük projelere baktığımız zaman Arap, ya hep şu söyleniyor, Arap yatırımcım var, Katar yatırımcım var. Bu şekilde konuşmalar geçiyor ama biliyorsunuz Ruslar, özellikle son dönemde bu biliyorsunuz geçen ay 2000 adet yabancılara satış oldu Mayıs ayı içerisinde. Bunun yaklaşık 200 adedi şeyde gerçekleşti, Bursa'da gerçekleşti. Bursa Çekirge'de Suriyeli vatandaşların çok büyük ilgisi oldu. Yani aslında temelde işte vatandaşlar uyruk olarak Araplar, Ruslar, İngilizler, Almanlar, Amerikalı vatandaşlar, Amerikan vatandaşları da ilgi gösterenlerden bir tanesi ve Suriyeliler de yeni eklendi. Evet, peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Evet, gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kasta belirtti. Yabancı yatırımcıların İstanbul'a olan ilgisi özellikle mega projelerin yoğunlaştığı bölgelerde diyelim ve sözü sana bırakalım Yan Günay. Ve bu canlı bağlantıyla birlikte Ajans Bugün'ün ikinci bölümünün noktaları uzama saat dışında bitiriyoruz.